Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Tayfun Tosun. Tayfun Tosun, Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği'nin başkan vekili ve aynı zamanda İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nde yönetim kurulu üyesi. Zaten kendisinden de ufak bir kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Hoş Hoş geldin bulduk, iyi Tayfun. akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle bize vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Ben Onca işin teşekkür ederim. arasında, yoğunluğun arasında bize vakit ayırdın. Kendini ufak da olsa bir tanıtmanı isteyeceğim. Sonuçta biliyorsun kanalımızı Türkiye'nin her yerindeki meslektaşlarımız izliyor. Belki diğer meslektaşlarımızdan seni tanımayanlar vardır. Ufak bir şekilde kendini tanıtırsan memnun olurum. Tabii. Ben Kocaeli'de yaşıyorum. İş yerim de Kocaeli'de. Üstat diye bir şirketim var. Geçtiğimiz sene gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları üzerine bir eğitim düzenledik. Bu sene de Ticaret Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavlarına yönelik çalışmalar yürütüyorum. Aynı zamanda EVO Gümrük Müşavirliği'nde de İş Geliştirme Müdürlüğü yapmaktayım. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda da bahsettiğin gibi Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği'nde başkan vekilliğini yapmaktayım. Teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Tayfun. Zaten sosyal medyadaki paylaşımlarından da yani seni takip edenler biliyor ki siyasi olarak da bayağı da bir aktifsin. Geçtiğimiz günlerde de Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'la da bir görüşmen oldu. Kısa bir görüşmeydi sanırım ama ne kadar bir süre görüşme yapabildiniz? Soru ve istek taleplerimizi iletebildin mi? Bizden haberi var mı? Sınav hakkı, sınav yönetmeliği ile ilgili haberi var mı? Umut besleyelim mi? Bazı şeyler artık yoluna girecek mi? Bununla ilgili orada yaşadığın ortam, konuşma, süre yeterli kaldı mı sana? Bunlardan bahseder misin? Tabii. Bahsettiğim gibi biraz siyasetle ilgilendim. Geçtiğimiz dönem Denizli Belediyesi'nde meclis üyesiydim. Önceki günlerde de Sayın Bakanımız Ömer Bolat'la bir araya geldik. Bu Turku Aleti Programı'nın uzmanlık ilk mezuniyet sertifika töreninde bir araya geldik. Eski devlet bakanlarımızdan Kürşat Düzmen'e buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendisinin referansıyla bakanımızla görüşme imkanı buldum. İki parça halinde görüştüm kendisiyle. İlk görüşmemde 7-8 dakikalık bir süre oldu. İkinci görüşmemde de 6-7 dakikalık bir araya geliş vaktimiz oldu. Sınav yönetmeliğimizden, sınav hakkımızdan, aynı zamanda da sınavların adaletsizliğinden bahsettim. Hepsinin farkında, hepsini bilerek cevapladı. Bu demek oluyor ki Sayın Bakanımız konuya oldukça hakim. Bu beni çok mutlu etti ve umutlandırdı. Çünkü konuşmamızın bütününde arkadaşlarımızın çalıştığından ve merak etmememiz sınava gireceğimiz konusunu dile getirdi. Hep de aynı ifadelere yer vardı farklı zamanlarda. O yüzden ben bu sınav konusundan çok umutluyum. Yakın zamanda bir kanun değişikliği, sınav hakkının artması veya kaldırılması veya sınav yönetmeliğinin hayata geçtikten sonra yeni bir düzenlemeyle daha adaletli sınavlar yapılacağı inancını taşımaktayım. Bu arada sen de son hakkını bitirmiş birisin müşavirlik Evet. sınavında. Sen umut besliyorsan demek ki geçmişe dönük bir şey olacak. Sınav hakkı ile ilgili bir düzeltme olacak. Doğru mu? Yani ben Yani sınav kendisine hakkını bitirenler de sanırım girebilecek. Yani bu şekilde bir şey mi konuşmamı yaptın? tabii. Ben ve başka bir arkadaşım vardı yanımda. O da yine sınav hakkını bitirmişti. İkimiz de konuşmalarımızda sınav hakkımızı bitirdiğimizi ve bundan sonraki süreçte sınav olmadan sınava giremeyeceğimizi dile getirdik hakkımız olmadan. O da merak etmeyin, sınav hakkı çıkacak. Biz de sizlere gerekli kolaylığı sağlıyoruz zaten. Sınava gireceksiniz ifadelerini buyurdu. Yani açıkçası çok güzel bir olay çünkü yani bir bakan ilk defa ama bilmiyorum ama bir bakan yani direkt sorduğun zaman hani bir danışmana falan sormadı hani bunlar kim ne sınav hakkı falan diye sormadı direkt aklında demek ki çok güzel bir şekilde bir gündemine girmiş. Yani o belki de bizim hazırladığımız işte İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği olsun işte Gümrük Müşavirleri Yardımcıları Derneği olsun yani biz meslektaş olarak bizim hazırladığımız sunumu belki de gördü, önüne gitti ya da paylaşımlarımızı gördü, onu biliyor. Direkt bunu söyleyebiliyorsa, bu ifadeleri kullanabiliyorsa demek ki gerçekten bir şeyler başarılabilmiş. Yani artık bakan bizi duy dememize gerek yok. Bakalım artık bize çare üret dememiz gerekiyor. Kesinlikle. Sayın Bakanımız konuya gayet vakıf. Sınav hakkının kanunda olduğunu ve kanunun düzenleneceği konusunda da kendisi gerekli telaffuzları da bulundu.
Sayın Bakanımız konuya gerçekten çok hakim ve çok net ifadelerde bulundu bana karşı. O yüzden hiç endişe edecek veya kaygı bir durumu beslemiyorum. Umutlu, geleceğe umutla, ışıkla bakıyorum. Sınav hakkında çıkacağına inanıyorum. İnançlı insanlarız. Konuştuklarımızdan da bu inancı çıkarttık. O yüzden sınav hakkının artacağını veya farklı bir şekilde sınav hakkının devam edeceği konusunda inancımız tam. Peki Kürşat Tüzmen'le konuştun mu? Kürşat Bey ile konuştum. Kürşat Bey bizim sınav kanunu, gümrük kanunu çıktıktan sonraki süreçte Devlet Bakanlığı, gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı'nda bulundu kendileri. Ömer Bolat'ın bu konuyla ilgili yardımcı ve yapıcı olduğunu ifade etti. Onu da işte önümüzdeki süreçte fiziki olarak, somut olarak göreceğiz. İnşallah bu sefer olacak. Evet. Umudumuz tam. Şimdi ikinci bir gündemimiz var biliyorsun sıcak gündem. 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Gümrük Müşavirler Derneği'nde mali bir olağanüstü bir kurul toplantısı var. Şimdi aslında bu toplantı yani normal bir toplantı değil. Yani gümrük müşavir yardımcılarının bir araya geleceği birlik esasına dayalı bir organizasyon halinde olacağı bir genel kurul olacak. Doğru mu? Böyle bir çalışma var. Çünkü Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği'nin yapmış olduğu çalışması var. Ya biz buna İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği olarak da, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği olarak da bütün üyelerimizi seçimlere, mali genel kurullara, genel kurullara tamamına davet ediyoruz. Çünkü mesleğimiz genel kurullarda icra ediliyor. Genel kurul bir meslek örgütünün en yüksek organıdır. Bütün meslek mensuplarımızın buraya gelmesi, alınacak kararların daha doğru ve sağlıklı alınmasına vesile olacak. Çünkü seçimler oluyor, sözler alınıyor, bunlar ifade ediliyor. Doğrular burada dile getiriliyor. Yanlışlar burada dile getirilip doğruya evrilmesi sağlanıyor. Yönetim kurulları bile buralarda değişiyor. Ne kadar bunlar bizim için bir şey yapmadı diye ifadelerini duysak da yönetim kurulunun içine girdikten sonra kıymetli yönetim kurulu üyelerinin nasıl mücadele ettiklerini görüyoruz oralarda. O yüzden genel kurullara dahil olmak gerekiyor. Genel kurullarda bulunmak gerekiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak yine genel kurullarda bulunmak gerekiyor. Geçtiğimiz dönemde 10 Şubat'ta yaptığımız genel kurulda Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği'nin başkanı ve iki başkan vekili İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu'na aday oldu. Uzun yıllardır değişmeyen oradaki Gümrük Müşavir Yardımcıları ekibini değiştirdiler. Çalışmalarımızı daha farklı, daha ileri düzeyde farklı boyutlara taşıyarak somut adımlarla ilerliyoruz. Yapılmayanları yapmaya başlıyoruz. Bunlar önemli. Ne olur bizim için bir şey olmaz demeyelim. Bütün kurullara, bütün faaliyetlerin tamamına katılalım. Bu Mali Genel Kurul da bunun için çok önemli. Çünkü burada uygulayacağımız aidatlar konuşulacak. Derneğimizin mali bütçesiyle alınacak. Tamamı bu Mali Genel Kurul'da dile getirilecek. Gelmezseniz ne olur? Gelmezseniz kıymetli yönetim kurulunun almış olduğu kararlar devamlı bir şekilde devam eder. Gelirseniz ne olur? Yanlış gördüğünüz, eksik gördüğünüz, farklı gördüğünüz konuları gündeme taşıyarak değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. Bunlarla ilgili bizim için bir şeyler yapmak istiyorsak, kendimiz için bir şeyler yapmak istiyorsak kurulların tamamına katılmamız gerektiğini ifade ediyorum. Aslında oraya katılan her birey bir karar merci olacak. Gümrük müşavirleri, yardımcıları şu kadar aidat ödeyecek, yani şu kadar zam olacak denip bir oylama süreci olacak. Doğru mu? Evet, doğru. Kabul edilsin mi, edilmesin mi? Eğer çoğunluk kabul edilsin derse %100 zam da olabilir, %200 zam da olabilir. O zam çıkacak. Ama yok, kabul edilmesin, ben hayır diyorum çoğunluğu olursa o zam oranı çıkmayacak. Aslında toplantıya katılmamak o zammı kabul etmek demektir. Yani yönetim kurulundan, o genel kuruldan çıkacak olan her kararı kabul etmek demektir. Önceki dönemde ciddi rakamlar oldu. Gümrük müşavir yardımcılarının ücretleri 100 liradan 500 liralara çıktı. Çok büyük tepkiler aldı. Bir kere de o kadar arttırılması insanları psikolojik olarak yıprattı. Bunun önüne geçilebilir miydi? Evet, bunun önüne geçilebilirdi. Nasıl geçilirdi dersek, gümrük müşavir yardımcısı arkadaşlarımız Mali Genel Kurul'a katılsalardı eğer, sayılar orada 3, 5, 10 olmasaydı eğer, alınan mali kuruldaki karara itiraz edilip bu oran değiştirilebilirdi.
Ancak katılmadıkları için bu oran herkes tarafından kabul edilmiş oldu. Şimdi İstanbul Gönüllü Kuşağıları Derneği'nin yönetim kurulundayız. Belli bir bütçesi var. Bütçenin hesaplanması gerekiyor, yapılması gerekiyor. Çünkü kiramız var, personelimiz var. Bunların hepsi birer gider. Oluşan faturalar var. Bunların her biri gider. Biz kendi yaptığımız harcamaların tamamını cebimizden yapıyoruz. Dernek bütçesine bir kuruş ellemiyoruz. Dernek bütçesindeki yapılan bütün harcamaların hepsi personel gideri, kira gideri, elektrik, su, fatura giderleri, internet giderlerinden oluşmakta. Gelişen Türkiye konjonktüründeki ekonomik olarak baktığımız zaman ise her şey afaki rakamlara çıkıyor. Bu bütçelerin bir şekilde karşılanması gerekiyor. Derneğimiz dışarıdan çok bağış alan bir dernek değil. Üye aidatlarıyla dönüyor, üyelik ücretleriyle dönüyor. O yüzden bu insanların oradaki maaşlarını ödememiz için bu zamların yapılması gerekiyor. Gümrük müşavir yardımcılarına yapılacak olan zam mı? Biz minimumda tutmaya çalıştık, minimumda gayret ettik. Onu da Mali Genel Kurul'da zaten ifade edeceğiz. Hangi sebeplerle bu kararları aldığımızı, hangi ifadelerde bunları bulunduğumuzun tamamını ifade edeceğiz. Minimumda tuttuk, arttırma konusuna çok gitmedik. Diğer yönetim kurulu üyeleri de bizlerle beraber aynı fikirdeydi. Siz orada ne kadar bir karar almış olsanız dahi genel kurul, yani meslektaşlarımız o kurula katıldığı zaman yönetim kurulunun aldığı kararı veto edebiliyor. Doğru mu? Evet, doğru. Biz şu kadar zam yapmayı düşündük, şu şu sebepten dolayı, bütün sebepleri ortaya koysanız dahi eğer çoğunluk, genel kuruldaki çoğunluk hayır ben zam yapılmasını istemiyorum derse zam yapılmıyor. Zam doğru. yapılmayacak. Doğru, kesinlikle. Bu da senin için bir çağrı olsun. Gümrük müşavir yardımcısı arkadaşlara. Senin ağzında ben yapayım o çağrıyı madem. Gümrük müşavir yardımcısı arkadaşlarımız kendilerine aidat ücretlerinde zam yapılmalarını istemiyorsa tamamını 11 Mayıs'ta yapılacak olan Mali Genel Kurulu davet edelim. Kendileri kendi haklarına sahip çıksınlar. Zam, ücret artışı istemediklerini dile getirsinler. Sayıca da üstün olsunlar. Zam yapılmasın. Ya da tam tersi, zam yapılmasını isteyenler varsa onlar da katılsınlar, üstün olsunlar, zam yapılsın. Evet, kesinlikle öyle. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Az önce dediğimiz gibi herkesi Mali Genel Kurul'a davet edelim. Çünkü meslek örgütümüzün ayakta kalması için önce meslek kuruluşlarımıza sahip çıkılması gerekiyor. Bizim mesleğimiz çok köklü bir meslek. Baktığımız zaman Göktürkler'de bile gümrük sektörü ve gümrükçülük devam ediyordu. Tamka ve tamkacı diye ifadeler vardı Göktürkçe'ye baktığımızda. O zamandan bu zamanlara gelen, ticaretin ilk var olduğu yıllardan gümrük sektörünün devam ettiği bir şey. Osmanlı dönemine baktığımız zaman ise 1909 yılında Padişah 5. Mehmet Reşat zamanında bir ferman çıkıyor. Gümrük komisyoncuları bir meslek kuruluşudur diye bir ferman çıkıyor. Bu çok kıymetli ve çok değerli bir şey. Bizim mesleğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Şu an dernek statüsü altında devam ediyoruz faaliyetlerimize. O da 1615'ten gelen hakkımızdan doğuyor. 4458 sayılı kanunumuzda bir o da birlik veya farklı bir ifadelere yer verilmiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde dernek statüsünden çıkıp kendi odamızı, kendi birliğimizi kurma imkanımız olacak. Mesleğimiz İnşallah. Biz olduğumuz zaman, genel kurullara ve faaliyetlerimize katıldığımız zaman daha büyük değerler kazanacak, daha büyük saygınlıklar kazanacak. O yüzden genel kurulları, mali kurulları ve dernek faaliyetlerini boş bırakmamak gerekiyor. İnşallah. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben çok bu teşekkür saatte ederim. Seni yorduk. Çok kıymetli bilgiler verdin. O zaman 11 Mayıs Cumartesi günü inşallah saat kaçta gidiyoruz? 10'da oradayız. Saat 10'da inşallah oradayız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.